Mikser TV kanalımızdan herkese merhaba. Seçil Erzan'ın korkusundan adını veremediği şahıs ortaya çıktı. Son günlerde tüm Türkiye'nin adını ezberlediği Seçil Erzan, ifadesinde kapalı çarşıda birinden para aldığını söylemiş, ancak bu kişiden korktuğu gerekçesiyle adını vermek istememişti. O gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Dinçer Gökçe, adını verdiği o şahısla görüşmesini anlattı. Gökçe ayrıca şahsın adının fuhuşa teşviğe karıştığını ve şahsın bununla ilgili açıklamasını paylaştı. Kurguladığı hayali fon ile başta futbol camiasına adını yazdıran yıldız isimleri ağına düşüren Seçil Erzan'ın dosyasındaki sır perdesi aralanıyor. Erzan'ın korktuğum için ismini kesinlikle vermek istemiyorum dediği kişiyi araştıran gazeteci Dinçer Gökçe, Erzan'ın avukatıyla da görüşüp bir tehdit söz konusu olup olmadığını sordu. Erzan'ın ifadesinde şahısla ilgili tam olarak tam tarihini hatırlayamadığım bir gün kapalı çarşıda birinden para almıştım ancak bu şahıstan korktuğum için hali hazırda ismini kesinlikle vermek istemiyorum demişti. Halk TV ekranlarında söz konusu şahsın Cüneyt Demir olduğunu açıklayan Gökçe şu detayları paylaştı. Cüneyt Demir hali hazırda açılan davada ne müşteki sanık ne de sanık. Aslında dosyada var. Dosyada kamuoyunun bildiği isimler de var. Bir de bilmediği isimler var. Cüneyt Demir de onlardan. Cüneyt Demir, bankanın teftiş kurulu raporuna göre 11 Nisan günü banka müfettişleriyle görüşüyor. Kendisinin Seçil Erzan'a 150 bin dolar para verdiğini, bu parayı 15-20 gün içinde verdiğini söylüyor. Hatta diyor ki, 23 Mart günü Seçil Erzan'ın evine gittim, paramı istedim. Seçil Erzan da bazı sorunlar var, parayı şu an veremiyorum ancak vereceğim diyor. Gökçe hem Demir hem de Erzan'ın avukatıyla da görüştüğünü belirterek şunları ekledi. Bu isim kim diye araştırdık. Cüneyt Demir olduğunu teyit ettim. Seçil Erzan'ın avukatıyla da konuştum. O da teyit etti. En son yayına gelmeden önce Cüneyt Demir'le de görüştüm. Erzan'ın neden korkmuş olabileceğine dair emare bulmak için Cüneyt Demir'in suç kayıtlarını ve yürüyen davalarına baktım. Emniyette Cüneyt Demir'in 11 adet suç kaydı var. 2021'de Tekirdağ'da tehdit ve hakaretten, 2021 yılında yine fuhuşa teşvik etmek, aracılık ve zorlama, bunun sebebi de işlettiği otel. Ayrıca Antalya'da 2017'de açılmış bir dolandırıcılık davası var. Kendisi Çorlu'da yaşıyor fakat Adana, Karaman, Kayseri ve başka yerlerde de dosyası varmış. Kendisi söyledi. Emniyette 15 suç kaydı, 3 tane de dava dosyası var. Gökçe, Seçil Erzan'ın avukatına bir tehdit söz konusu olup olmadığını sorduğunda avukatın yanıtını şöyle aktardı. Ben ifadede vardım. Cüneyt Demir'le ilgili savcı sorunca o bahse çok girmek istemedi. Sebebi de şu, dosya zaten kalabalık. Savunma yapacağı bir sürü isim var. Cüneyt Demir'den o aşamada bahsetmek istemedi. O tarihten yeni tutuklanmış. Bir şok hali yaşıyor. Tefecilerden korkuyor. Dolayısıyla böyle bir ifade kullanılmış. Gökçe ise avukatın yanıtına ek yaparak ama Erzan ifadede de mahkemede de bunu iki kez söyledi dedi. Ayrıca Cüneyt Demir ile bizzat görüştüğünü belirten Gökçe şunları söyledi. Cüneyt Demir ile görüştüm. Dedi ki Çorlu'da birkaç apart işletiyor. Bu fuhuşa teşvik dosyaları da onunla. Oraya gelen insanlar kim bilemem dedi. Dolandırıcılık dosyalarıyla ilgili de şunları söyledi. Bir firmada çalışıyordu. Kendi adıma 5-6 adet hat çıkardı. Bu firmaya vermiştim ancak bu hatlar dolandırıcılıkta kullanılmış. Hakkımda da dosya açılmış. Seçil Erzan konusunda da benden korkması için bir sebep yok. Ailesini tanıyorum. Benden ona zarar gelecek bir durum yok. Niye böyle demiş anlayamadım şeklinde konuştu.